Ramazan'a sayılı günler kala davulcular yine ortaya çıktı. İstanbul'da sahur vaktinde davulculuk yapmak isteyenler eğitimden geçtiler. Ardından sertifikalarını almak için jürinin karşısında tüm maharetlerini gösterdiler. Tepsileri, tepsileri güğümle. Bir yıldır bugünü bekliyorlardı. Sahur vaktinin müjdecisi davulcular en iyi olabilmek için seçmelerde ter döktü. Gazi Osman Paşa Belediyesi ilçede görev yapacak 30 davulcuya eğitim verdi. Ardından en iyi davulcuları belirlemek için bir de yarışma düzenlendi. Söylemesi yürek ister, benim karnım tok ama arkadaşlarım börek ister. Jüri seçmelere katılan davulcu adaylarına puan verdi. İşleri bir hayli zordu. Muhtar, zabıta, öğretmen ve vatandaşlardan oluşan jüri heyeti önce davulun ritmine sonra adayın kılık kıyafetine baktı. Tabii kriterler bununla da bitmedi. Ramazan davulcusu deyip geçmeyin çünkü davul çalmanın da püf noktaları var. Hem ritimli bir şekilde yürümeniz, hem mani söylemeniz hem de aynı zamanda davulda o ritmi yakalamanız lazım. Mani bitince mi davula vuruyorum? Ben yetişemedim. Mani bitince davula vuruyorum. Tabii tabii. Yılların usta davulcuları da vardı genç nesil davulcularda. Baklavayı çabuk açsın baklavayı. İyi gördüm. İyi buldum. Manisi buldum. Nasıl? Mani de güzel. Daha üçüncü yıla. İşte gençler biraz yetişmeye başlıyor. Yarışma sonrasında eğitimden geçen davulculara sertifikaları dağıtıldı. Aslında hepsi birinciydi. Ancak gönüllerin birincisi oylarla belirlendi. Ümit Kurt birinciliği aldı. Çabuk açsın baklavayı. Hissediyorum. Allah tamam. Bekliyor muydunuz? Beklemiyordum şahsen. Mutluluk diyorum.